Sis misliklenme paslanmaz çelik boruya bağlantı aparatlarının takılması videosu. Takacağımız boruyu aşağıya doğru iyice bastırıp başka bir anahtarla diğer tarafını tutarız ve üst taraftaki somunu iyice sıkarız. Çok çok fazla sıkmak boruyu çatlatabilir. Bu nedenle birkaç diş sıkmak yeterli olacaktır. Böylelikle bu boru bu aparatla sabitlenmiş olur. Borunun diğer tarafına da dirsek aparatını takıyoruz. Bağlantı yine aynı şekilde olacak. Boruyu yine aşağıya doğru bastırırız. Başka bir anahtarla dirseği tutarız. Somunu sıkma yönünde çeviririz. Böylece iki boruyu birbirine bağlayacağımız ya da başka şekiller vereceğimiz fittingsleri boruya bağlamış oluruz. Bu bağlantı aparatlarını taktıktan sonra dilersek nozul bağlantısı için ilgili aparatı takabilir ve nozulu bu boruya bu şekilde adapte edebiliriz. Paslanmaz çelik boru ile plastik borunun bağlanması ve hatların oluşturulması. Ana hattın pompadan çıkıp bu şekilde geldiğini düşünelim. Bu hattın üzerine T bağlantı aparatını bu şekilde bastırır takarız. Bizim T hattımızı diğer boruya bağlayabilmek için yine boruyu istediğimiz yerden ölçüyü mesafeyi alarak alırız. T'mizi bu boruya bastırarak takarız. Borumuzun diğer ucunu yine T'ye takarız. Ve diğer paslanmaz malzemeyi hazırladığımız aparata bastırarak takarız. Bu şekilde ana hattan gelen boruyu böylece ikiye bölmüş ve paslanmaz borumuzu bu şekilde hazırlamış oluruz. Nozulumuzu paslanmaz borumuzun ucuna taktığımızda işlem tamamlanmış olacaktır. Bu aparata çiftli nozul takılması. Bu aparata dişli nozullar takılabilmektedir. Bu şekilde. İsterseniz diğerine nozul takabileceğiniz gibi isterseniz bu şekilde kör tıpa da takabilirsiniz. Elinizle çevirip bastırmanız yeterlidir. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Makinamızdan plastik boru çelik bağlantı aparatına gelir. Çelik bağlantı aparatının ucundaki nozulumuz da bu şekilde sislendirme yapar.